Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. 10 dakika 10 kısa hisse teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyoruz arkadaşlar. Evet kısa analiz çalışmalarımız. İş yatırım menkul değerlerle başlıyoruz. Şimdi burada sıkışma halen devam ediyor. Bu sıkışmanın yönüne göre Arkadaşlar yol alınır demiştik. E, bu sıkışma bir müddet daha devam edebilir. Yönümüz artık nereye kırarsa teknik olarak oraya doğru bir yol almak gerekebilir. Özellikle 36 seviyeleri önemli bir destek MA50 bandı. E, bu seviyenin altına kırarsak muhtemelen satış ağırlıklı bir görüntü oluşur. 34-40 32-70 Ve MA200'e doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Umarım bu sıkışma yukarı doğru kırar ve yukarı doğru kırarsa bir alım fırsatı olarak görülebilir. E, tamamen bir üçgen formasyonu yönünü takip ediyor olacağız. Vesve. Vesve beyaz eşyada baktığımız zaman konsolidasyonun olduğunu söylemiştik burada. Yukarı doğru bir kırdık ama tekrar aşağı doğru saldık. E, şimdi burada arkadaşlar e, bu konsolidasyon bir müddet daha devam edebilir ama e, genellikle bu tarz konsolidasyonlarda yukarı doğru kırılımlar güzel bir e, rally habercisi olurlar bakalım burada bekleyeceğiz yani bugün nasıl kapanış gelecek tekrar 18-15 üzerine atabilecek miyiz bu önemli Onun dışında da şuradan destek seviyesini alarak da hareket edebiliriz şöyle güzel bir destek hattımız oluşmuş burayı takip edeceğiz arkadaşlar eğer bu destek çalışır ise bizim yukarı doğru bakın şöyle yine ortalama 22 martlarına doğru bir hareket potansiyelimiz olabilir Desteği takip edeceğiz VSP'de. Birazcık uzun soluklu. Düşünebilirsek daha sağlıklı bir görüntünün olacağını düşünüyorum VSP'de. Ee, konsolidasyon bakalım nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz değerli dostlar VSP'de. Ee, hala pozitif atmosferin devam edebileceğini düşünüyorum. İndikatörlerde çok negatif bir görüntü yok. Ee, sadece burada 18-15'in üzerindeki kapanışları görmemiz, e, tekrar üzerine atmasını beklememiz gerekiyor. Aşağıda ise yaklaşık 15 40 15 bantları da önemli bir destek olarak gözüküyor. Birisa. Evet, şöyle yapalım burayı. Şimdi birisa da major desteğe geldiğimizi görüyoruz. E, bu majör destekte Dönüşünü yakalayabilirsek birisi de güzel bir fırsat hissesi olabilir ama teknik olarak da trendin yavaş yavaş negatife döndüğü bir havanın hakim olduğunu da söyleyebiliriz. Bakınız şu kısımda artık trendsel döngü tüm hareketli ortalamalar birbirini aşağı doğru kesmişler. Buna dikkat etmek gerekiyor. 5, 8, 13, 21 gibi hareketli ortalamaların birbirini kesiyor olması sıkıntılı bir sürece bizi itebilir. MA50 desteği önemli. 84-40'ların üzerine atmamız önemli olacak. ki bunu başarabilirsek tekrar bir hamle görürüz. Ama buradaki asıl olan trenddir arkadaşlar. Trendi kontrol etmek lazım. Bu trend aşağı doğru kırılırsa yani bugün aşağı doğru set bir kırılım. Yaklaşık 81-90 gibi e, satışı devam ettirebilir. Buraya dikkat edelim. İndikatörlere baktığım zaman hacmin zayıf ve indikatörlerin negatif olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani kırılıma dikkat ediyoruz burada. Daha aşağıdan fırsat bölgelerini yakalayabiliriz. Onlar nelerdir? Özellikle Fibonacci 0618 bandını 65-60 MA200 bölgesine de yakındır. Buralar takip edilebilir. Buradan da baktığımız zaman yine 82-20'nin MA382'nin destek olduğunu kırılırsa 73-90 ve 65-60 bandlarını da karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Evet, CIMSAH. Bakın arkadaşlar işte destek önemli. Buradan da şöyle alalım. Bakın Çimsa desteğini hacimli kırmış. Hoş bir görüntü değil. Hacimli kırılan destekler sıkıntıdır arkadaşlar. Hacimli bir kırılım gelmiş Çimsa'da. E, 33.74 üzerine eğer bugün bu hareketin fake bir hareket olarak kalabilmesi için 33.74'lerin üzerine tekrar bir hareket görürsek yukarı doğru bir hareketi gelebilir. Yani yukarı doğru hareket gelse de yine burada şöyle bir tehlike de bizi bekliyor olacak. Yani buradan bir hamle yapsa da bir oba görüntüsünü andırır. Her halükarda 33.74'ün 33 74'ün üzerinde kapanışa bakmak gerekir. 33 üzeri bizi koruyacak, muhafaza edecek olan bölgedir. Aşağıda 22-90, 24-28 destek bölgeleri olarak gözüküyor arkadaşlar. Özellikle şu seviye, şu alan diyelim daha doğrusu konsolidasyon bölgesi olabilir. Yani bu bandı arkadaşlar biraz daha 28 74 24 40 bu aralık bizim için fırsat bölgesi olarak görülebilir. Devam edelim. Tüpraş yani oldukça ucuz uygun olduğunu düşünüyorum Tüpraş'ın yani. Uzuncuy'san Tüpraş uygun bölgelerde size fırsat veriyor. Bu güzel. Şimdi 143'lere den vurmuştuk. Eğer kırılırsa biraz daha satış derinleşebilir diye maalesef o kırılım geldi arkadaşlar. 129 bandındayız. Aşağıda bizi tutabilecek, destekleyecek bölgelerden bir tanesi kaçmış. Şöyle bakalım şurası. 117.9 bir destek bölgesi olarak gözüküyor. Fibonacci değerlerine de bakalım buradan. Şöyle bakalım. Fibo seviyelerini de alalım. Evet. Fibonacci değerlerine baktığımız zaman 126'yı görüyoruz. ilk destek bölgemiz. Akabında 113 ve 101. Eğer test ederse muhteşem bir alım fırsatı olarak görülebilir. Evet şu anda Fibonacci değerleri anlamında baktığımız zaman 126'ın destek. 141.5 direnç. Fibonacci destek ve dirençleri. Bu arada şu anda arkadaşlar MA 50 seviyemiz yukarıda kaldı 134. Önemli bir değerdi maalesef kırıldı e, Tüpraş'ta. bunun da fırsat e, verdiğini düşünüyorum. E, Uzunda düşünen arkadaşlar için Tüpraş e, gerçekten uygun fırsatlar sunmaya gelmiş siz arkadaşlar. Evet. E, düşen kırılımı takip edilerek hissede olmayanlar ve yeni alım yapacak olan arkadaşlarımız için trend artık tekrar yukarı dönüyor görüntüsü için buradaki düşen kırılımın gerçekleşmesi gerekir. Tübraş'a kısaca şöyle bir dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı da ilginç bir nokta. Bizim her zaman bahsettiğimiz o fırsat bölgesi olarak gördüğümüz noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Şu şekilde bakıyoruz. Evet buraya doğru bir hareket gelebilir. Güzel bir fırsata dönüşebilir burası. Yaklaşık 4.30 dolar seviyesi. Tüpraş'a dolar bazda bakmakta fayda var. Geçmişteki bu bölge burada alıcı olarak karşımıza çıkacak mı ona bakacağız. Eğer buradan bir tepki gelirse dolar bazlı bu görüntüde güzel bir alım fırsatı olarak görülebilir. Evet devam edelim. Ee, Airbus Arkadaşlar Bosta bakın sarı bölgeye yine çizmişiz. Bu bölgemiz bir teyit bölgesi olabilir. 195 bantları. E biliyorsunuz hissede ilk hedefimiz 260 Fibonacci değerimizde aldık burayı. Tam da buradan dönüş geldi. Daha alınacak hedefimiz var 300. Bosta bu geri çekilme böyle sarı banda kadar yani 195 lira kadar gelip buradan güzel bir dönüş yaparsa değerlendirilebilir. Evet. Şimdi burada normalde bir destek kırılımından bahsediyoruz. Yani bir desteğimiz kırılmış ama aşağıda da bizleri bekleyen yatay güçlü bölgeler var. 195 bandı önemli bir dönüş noktası olabilir mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Yukarı daha halen alınmamış 300 hedefimiz mevcut. Aksa Evet işte trendinde trendini henüz bozmuş değil. <laughs> trendini henüz bozmuş değil. E, buralardan ufak bir konsolidasyonla beraber hareket başlatabilir. Özellikle MA 200 bölgesine de yakınız. Yani diğer hisselerim çok ayrışmıştı, uzak kalmıştı ama Airbus bunu, pardon, Aksa bunu doldura doldura gidiyor. Yani burada 78'lere daha geri çekilme olsa ben buraların fırsat bölgesi olabileceğini düşünüyorum. E, Aksa da halen potansiyel var e, arkadaşlar çok da böyle yükselen, zıplayan hisselerden değil, bir trend de akıp giden hisse statüsünde. E, özellikle ise tekrar yukarı doğru şöyle 89-90 bandını aşabilirse önünde 126 hedef halen geçerliliğini koruyor olacak. 78 MA200 bölgesine yakınız bir destek olarak çalışabilir. Evet, Oyak Çimento'ya da bakalım hemen. Evet yani ciddi anlamda Oyak Çimento'da zaten bütün hedefler aşağı yukarı alındı. 73-60 aldık. 83-80 buradan katlamayı aldık. Şimdi bu geri çekilme kanal boyu hesaplanacak olursa şu şekilde bir hesabını yapalım. Nerelere gelebilir? Kanal boyu geri çekilmenin hedefi. Arkadaşlar kanal boyu eğer bir geri çekilme göreceksek ortalama 62-60'larda bir e, kanal desteğimiz oluşabilir. E, özellikle şuradan da yine bir destek alalım. Evet. Bizim bugün eğer tekrar şöyle 68 50'lerin üzerine atabilirsek bugün olumlu değerlendirebiliriz. Yine daha sağlam hareket etmek istiyorum ben. Sağlam diyorsanız da düşen kırılımı mutlaka görmeniz gerekir arkadaşlar. Evet. Oyak da bu bölgelerden yine fırsat verebilir. İyi takip etmek lazım. Dönüş noktaları e, önemli. Düşen kırılımı veyahut da Ana kanal desteğinden gelebilecek bir dönüş güzel bir fırsata dönüşebilir. Devam edelim. Enerjisa. Eğer zaman ayarlamasını iyi yapabilirsem arkadaşlar 10 dakika 10 kısa hisse videosunda ara ara hisselerin dolar bazı görüntüsüne de bakabilirim. Yani şöyle kaç dakika olmuş? 11 dakika. Bugün zamanı iyi kullandık. Şimdi enerjisa e, ağır gider ama gittiği zaman gidiyor arkadaşlar. Yani bunu görüyoruz. Şöyle bir trendimiz var Enerjisa'da. Bakın şöyle bir trend oluşturmuş kendine. Bu trend içerisinde eğer bugün yine buradan bir tepkimiz gelebilirse e, tekrar yukarı doğru bir hamle oluşabilir Enerjisa'da. Evet. Bugün gelecek dönüş hamleleri oldukça önemli. Tam destekte kalmış bir hisse statüsünde Enerjisa. Özellikle 50.30 güzel bir destek bölgesi. Eğer kırılırsa bu 50.30 ve kanal bu kanal boyu aşağı doğru yine çekilme potansiyelimiz olabilir. E, yataydaki destekler devreye girer. 47.98 46 10 ve buralarda kırılırsa bir müddet daha EMA 200'e yaklaşma potansiyeli oluşabilir. Kanal boyu şu şekilde e, bir hareket potansiyeli yine oluşabilir. Onun için şu kanalda şöyle çizelim. Evet. Görüntümüz bu değerli dostlar eee Enerjisa'da bakalım bugün önemli. Ya bu artık bu hafta bir hareket, bir hamle hisselerimizde olması gerekir diye düşünüyorum. Ki bu hareket gelirse de buradan güzel bir zıplamayla tekrar yeni bir tepe oluşturabilir. Yani burada henüz tepeler daha aşağıda oluşuyor sinyalini alamadık. Yani onun için bir ümit var yine Enerjisa'da. Bir kanal e, desteğine sahip çıkabilirsek buradan tekrar hareketin gelebileceğini söyleyebiliriz. Evet Bakın Şuradan da geçmiş desteği alırsak Şuralara kadar 46 47 vantları Güzel bir destek olabilir eğer bu kanalı kırarsa Buralardan da Bir toparlanma tepki alabilir yani Elinizde hisseniz varsa arkadaşlar sahip çıkmanız gerekir diye düşünüyorum enersede yani halen bir bozulma yok. Tabi trend e, her zaman önemli. Trend bozulursa kısmi çıkışlar yani tercihe göre yapılabilir. Trend bozulduğu takdirde EMA 50 maalesef kırılmış olacak ve EMA 200'den birçok hissenin bakın mesafeli olduğunu söylemiştik. Burası da EMA 200'e yakınlaşarak tekrar buralardan hareketini devam ettirebilir. Tav limanları. Evet, bilanço döneminin e, yani havacılık sektörü diyelim artık bilanço dönemini etkileyebilecek üçüncü artık bu bilanço döneminin endeksi taşıyacak hisse statüsünde diye düşünmüştük. Hep havacılık hisseleri, Türk Hava vesaire ama savaşın gölgesinde kalan bir süreç yaşıyoruz. Umarım ya bu bilanço dönemi savaş sebebiyle artık çöp olmaz. Yani ümidimiz bu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir hattımız var. Bakın şöyle çok net bir e, destek seviyemiz var. Bakın daha önce direnç olarak çalışmış burası. Bakın aynı çizgi. Burada destek vazifesi. Burada da destek vazifesi. Eğer bugün biz kapanışımızı bakın şu kanalın altında bir kapanış yapar isek alt çizgiye kadar yaklaşık 108.4 gibi. Buraya kadar bir düşüş olabilir ama buranın da güçlü bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Uyumsuzluk var. Tepelerimiz daha aşağıda olmasına rağmen ise tepeleri yukarıda. Bir uyumsuzluk var. Onun için bugün trend önemli. Hisse de değilseniz acele etmiyorsunuz. Sadece şuradaki MA 50 121.7 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelebilecek mi? Ona bakacaksınız arkadaşlar. Yani çok acele etmek Artık her düş alayım veya da rastgele alayım, alayım. Rastgele alma mantığı yok burada. Dikkatli olacaksınız çünkü trend bozulduğu zaman bu trend kadar aşağı doğru gitme potansiyeli barındırabiliyor. Yani onun için dikkatli olalım. Daha aşağıda güzel böyle 107.5 gibi. a buralarda fırsatlar kollayabiliriz. Acele etmemek gerekir. Eğer bu satış devam edecekse arkadaşlar özellikle de şu Fibonacci değerini baz alırız. Kaç orası? 92 ve 101 bantları. Yani buralarda güzel fırsat sunabilir. Evet. 10 ise 10 teknik analiz çalışmasıyla aranızdaydık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Yani buna dolar bazlı analizinde sığdırabilirsek 20 dakikaya uzayacak gibi. Biraz daha kısa tutabilirsem bu dolar bazlı görüntüsüne de hisselere bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın dolar bazlı tam destekteyiz. 4.15 desteği tutabilirse tekrar hareket yukarı gelebilir tavda. Hisselere dolar bazlı bakmak da önemlidir. Gerçekten TL bazlık e, göremediğimiz veyahut da göremeyeceğimiz bazı yükseliş ve düşüş sinyallerin dolar bazlı da daha önce veyahut da e, pozitif senaryoları daha önce görebiliyoruz. Yani olumlu olumsuz senaryolar. Onun için burası önemli. Yani dolar bazlı grafikler önemli. Arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Canlı yayına yön verebilmek adına katıla hepinizi bekliyorum. Katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır diyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyelim. Görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bu tarz sabah yayınları, kısa videolar, 10 dakika, 10 hisse videolar sizce nasıl? Bir değerlendirirseniz tavsiyeleriniz varsa da memnun olurum görüşmek dileğiyle